Eğer evrendeki uzaylılar göreceli olarak yakın mesafelerden gelselerdi, şimdiye kadar varlıklarını fark etmiş olmamız gerekirdi. Çünkü büyük olasılıkla gelişleri esnasında evrende bıraktıkları elektromanyetik radyasyon izleri bir şekilde teleskoplarımıza takılırdı. Tabii buraya varışlarını solucan delikleri, süperliminal warp sürüşü ya da boyutlar arası bir yolculuk aracılığı ile olmadıysa. Hep onların bize gelişini umut ediyoruz çünkü uzayın aşılmaz büyüklüğü ve evrenin sonsuzluğa uzanan yapısı. En önemlisi mevcut teknolojimiz dünyadan bizi pek fazla uzaklaştıramıyor. 1909 yılı Nobel Fizik Ödülü sahibi İtalyan mucit Guglielmo Marconi'nin 1901'de Atlas Okyanusu'nu aşan dünyadaki ilk radyo sinyali gönderimini baz alırsak, şu anda o sinyaller uzayda 125 ışık yılı uzaklığa ulaşmış durumda ve bu uzaklığı kapsayan bir alanda K2-18b dışında pek de dünya benzeri bir öte gezegen yok. Kaldı ki sinyalimiz oraya vardığında bile neredeyse tespit edilemez durumda olacak çünkü bir radyo sinyali dünyadan uzaklığını iki katına çıkardığında dört katı zayıflıyor. Evrenin en hızlı gideni ışık dahi uzayın verimsiz bir bölgesinden yüzyıllar süren bir zaman diliminde geliyorsa, dünyamızı ziyaret edebilen varlıkların korkunç bir teknolojiye ve bilimsel bilgiye sahip olmaları gerekiyor. Açıkçası buraya ulaşan ziyaretçiler bizim için sadece uzaylılar olmazdı. Galaksilerin enerjilerini kullanabilen, ışık üstü sürüşler ile evrendeki varış noktalarını kendilerinin özgürce seçtiği bir medeniyet, evrende aradığımız Dyson küreleri gibi ilkel yapıların ardına sığınmazdı. Zaman ve mekanı aşan, zihinlerimizin kavrayamayacağı bilinmeyen bilinmezlikler diyarlarında yaşayan, evrenin dokusunu kendi isteklerine göre büken bir teknolojiyle varlığını sürdüren bir medeniyetin, dünyadaki kimi kesimlerce tanrılar olarak nitelendirilmesi kaçınılmaz olurdu. Yolun kenarındaki karıncaları düşünün. Son model elektrikli aracınızı çalıştırıp yavaş yavaş ilerlemeye başladığınızda durup size hayretle bakmıyorlar. Umursamıyorlar değil. Arabanızın ne olduğu veya arkasındaki teknoloji hakkında hiçbir fikirleri yok. Bunu anlayamıyorlar ve doğrusu sizin var olduğunuzu bile bilmiyorlar. Teknoloji denen bir şeyi yaratabileceğinizi hiç bilmiyorlar. Böyle bir medeniyet tarafından bakterilere benzetilebilirdik ve bize karınca demeleri cömert bir benzetme olurdu. Bu sebeple onların teknolojileri bize sadece sihir gibi görünmeyecek, aynı zamanda mucizenin ta kendisi olacaktır. Bizi, dünyamızı ve içinde barındırdığı yaşamı nasıl tespit ettikleri çözülmesi gereken büyük bir soru işareti olurdu. Çünkü bir gezegenden dışarıya yayılan elementlerin ayak izleri, ışık analizleri ve diğer pek çok faktör orada canlı olup olmadığına net bir yanıt değil. Tespit edilmiş olmamız, onlar bu konuya açıklık getirmediği sürece bunun nasıl olduğunu mevcut teknolojimiz ile belki hiçbir zaman yanıtına erişemeyeceğimiz bir gizem olurdu. Evrenin derinliklerinden buraya gelmelerine olanak sağlayan şey ise, yine evrenin kendi iç dinamiklerine ait, bizim için teorik ama onlar için hayata geçirilmiş fütüristik yapılar olurdu. Uzayın farklı yerlerine anında seyahat imkanı sağlayan ve kendi içine çökmeden içinden geçilebilir solucan deliklerinin varlığını keşfetmişlerse, kesinlikle negatif enerji barındıran egzotik maddeyi de bulmuşlar demektir. Bu ise uzay zamanı büken diğer bir teknoloji olan Alcubierre sürüşlerini tetiklemiş olabilir. Yani önündeki uzayı büküp arkasındaki uzayı genişleterek warp alanı içinde ışıktan hızlı gitmenin farklı bir yolunu. Kısa sürede uzaklara gitmek için akla gelen bir diğer yol ise atom altı parçacıkların her an başına gelebilen kuantum tünelleme. Yani kuantum mekaniğinde bir parçacığın klasik fizikte aşamayacağı bir enerji bariyerini geçebilmesi durumu. Belirsizlik ilkesine dayanan ve elektron, proton gibi kuantum nesnelerinde sıkça gözlemlenen bu durum, bir ihtimal seyahatler için elverişli hale getirilmiş olabilir. Atom altı seviyelerinde kusursuz işleyen bu yöntem, maddesel nesneler için imkansıza yakın gibi görünse de, ihtimal dahilinde bir seçenek. Bu kurgusal yöntemlerin dışında, ışık hızının %99,99'ları hızında gitseler dahi, Samanyolu içinden buraya gelebilmeleri binlerce yılı bulabilir. Eğer akıllı varlıklar ise, böyle bir süreyi göz alıp çıkmak akılsızlık olurdu. Bizim için şu anda kriyojenik uyku ile uzaklara gitmeyi düşünmemiz gibi. Dünyaya geliş amaçlarının enerji kaynaklarımızı tüketmek olduğunu düşünmek ise akla gelebilecek olası senaryoların en mantıksız olanıdır. Farklı galaksilerdeki katrilyonlarca yıldızların enerjisiyle güç sağlayabilen bir uygarlığın dünyamızdaki altın madenlerine, su kaynaklarımıza ya da diğer madenlere tenezzül etmesi ihtimal dahilinde değildir. İstedikleri elmas ise gökten elmas yağan gezegenler, su ise donmuş halde su barındıran göksel nesneler,
Altın gibi ağır element ihtiyaçları varsa süpernova patlamalarından bunu elde etmeleri onlar için gayet kolay olurdu. Biz bile şu anda füzyon teknolojisinin arifesindeyken onların bu teknolojiye ulaşmaları belki milyonlarca yıl önce olmuştur. Madde ile temasında %100 verimlilikle enerjiye dönüşen antimadde kaynaklarını kontrol altında tutup istedikleri gibi kullanıyor olabilmeliler. Hatta bir sistemin sahip olabileceği en düşük enerji olan sıfır nokta enerjisini kullanabiliyorlarsa evrenin kendi dokusu dahi sınırsız bir enerji kaynağı haline gelebilir. Böyle bir ortamda malzeme bilimlerini ve biyoteknolojiyi geliştirmemiş olmaları imkansız. Atomik düzeyde manipülasyonla kendini onaran malzemeler, süper güçlü alaşımlar veya insan bedeniyle bütünleşmiş mikroskobik makineler bildiğimiz ya da düşündüğümüz anlamdaki uzaylı formunu bambaşka bir şekle dönüştürmüş olurdu. Hatta bu teknolojik değişim onları öylesine etkilerdi ki, atalarının orijinal görünümleri nasıldı onu bile unutmuş olurlardı. Kendi hastalıklarını ortadan kaldırma, ömrü uzatma veya mevcut yaşam formlarından yenilerini oluşturma onlar için sıradan bir hale gelmiş olmalı. Zekalarını daha da öteye taşıyan kuantum çiplerine işlenmiş Sentinels yapay zeka implantları, karmaşık problemleri saniyeler içinde çözebilen bilgi işleme ve karar verme yeteneklerini artırmış olmalıdır. Bu yetenekleri ve teknolojileri kusursuz bir şekilde uzay gemilerinde de görmemiz kaçınılmaz olurdu. Gemileri statik bir metal yığını olmak yerine kendini onaran ve çevreye adapte olan biyolojik bir maddeyle kaplı olabilir. Nanobotlar, hasar gördüğünde kendini yenileyen, yapısını değiştirebilen veya kamuflaj yapabilen bir dış yüzey oluşturabilir. Ya da geminin yüzeyini nabız gibi atan yaşayan bir organizma kaplı olarak da görebiliriz. Gerektiğinde ışık ve foton manipülasyonu ile şekil değiştirebilen veya şeffaf holografik bir şekle dönüşebilen bir dış yapı. Mevcut bilim ve teknoloji bilgilerimiz dahilinde nasıl olabilecekleri konusunda bir çıkarım yapmak zor. Çünkü 1000 yıl sonraki bilimsel evrimimiz bambaşka gelişmelere kapı aralamış olacağı için şu anki bu betimlemelerimizin tamamı geçersiz de olabilir. Ama bir gün gelirlerse, zihnimizdeki düşüncelerin öncülü biraz da bu düşünceler olacak. Ve gökyüzünde ilk defa belirdiklerinde tüm insanlığın hissedeceği ilk duygu kim ne derse desin bahse girerim, korku olurdu. Hayatında daha önce hiç benzerini görmemiş, cansız olmadığını bildiği ve atmosferde ya da yukarılarında asılı halde duran ne olduğu belirsiz tehdit bari yapıya beynin göstereceği ilk tepki yaşama içgüdüsünü harekete geçirmek olurdu. Bunu yapmanın en hızlı yolu ise korku duygusuyla salgılanan biyolojik sıvıların tüm bedenimizi ele geçirdiği anda yaşamaktır. Görünür hale gelmelerinin ya da atmosferimize yakın bir yerde olmalarının tek sebebi varlıklarının bilinmek istenmesidir. Dünya yakından görmenin onlar için hiçbir anlamı yok. Milyonlarca kilometre, belki de daha uzaklardan dahi dünyanın yüzeyinde neler olup bittiğini tespit edebiliyor olmalılar. Yaklaştılar ise bilinmek istiyorlar. Bir ihtimal tam tersi de olabilir. Yolda yürürken ayaklarımızın altına denk gelen bir karınca yuvasına eğilip baktığımızda, karıncalar tarafından varlığımızın bilinmesi hakkında bir amaç taşımayız. Sadece bakmak isteriz. Uzaylılar da sadece bakmak istiyor olabilirler. Bu ise bizi ne kadar önemsiz olduğumuz düşüncesine iter gibi. Biraz da gurur ve cesaret kırıcı olurdu. Aslında bize neden göründüklerinin yanıtı biraz da şu soruda saklı. Biz onlar için evrende tespit ettikleri ilk yaşam formları mıyız? Bunun yanıtı evet ise onlar tarafından yok edilmekten kurtuluyor olabiliriz çünkü ilk ve nadir olan her zaman değerlidir. Ama sorunun yanıtı hayır ise ya bakıp giderler ya da yok ederler. Çünkü farklı gezegenlerde bizim gibilerle sayısız kere karşılaşmışlardır ve bu sıradanlık onları bu iki seçeneğe sürüklemiştir. Yok etme seçeneğini seçtiklerinde dahi bunu bizi bir tehdit olarak gördükleri için değil, tamamıyla öylesine canları istedikleri için yapmış olacaklardır. Eğer gezegenimize ulaşan bu akıllı dünya yaşam formu, evrenin zaman kayması yaşayan bir bölümünden geliyorsa, inanılmaz bir durum ortaya çıkardı. Kurgusal olarak böyle bir senaryonun varlığında hem ziyaretçilerin kendi yaşayacakları deneyim, hem de bizim karşılaşabileceğimiz olağanüstü olaylar, bilim kurgunun da ötesine geçip gerçeklik algımızı sorgulamamıza sebep olacaktır. Yani hikaye aslında daha yeni başlıyor.